Özay, bu videoyu kesinlikle koyman lazım abicim. Abi dik çekse de koyar, ne olacak ya? Koyarız gençler ya, biz de burada rakı içiyoruz, çocuklar da aşağıda. Siz koymazsanız ben koyarım. Çocuklu teknede bir gece vakti. Engelleri aşarak alt güverte iniyorum. Burada birkaç çocuk var. Evet. Çikiler patlatılmış. Piskevitler araklanmış. Bakma da, satıkalık yapmamacağız. Doğru düzgün say. Nereden geliyorsunuz kız? Nereye gidiyorsunuz? Baba. Mısır veririm size. Mısır mı? Mısır. Ne yapacağız? Mısır mı yiyeceğim? Ba, evet ama bitmez çünkü ondan daha iki tane kalır. Üç tane aldık mısır. Birini ben gece yedim. Neden yaptın ya? Çıkın mı? Aşağıda yoğun bir çalışma var. Turgut çalışıyor. Neyle çalışıyorsun oğlum? Sonic mi oynuyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Ben bir aile geleneği. Gelenekler, sushi. Sushi. Biz çocukken evde her akşam sushi pişerdik. Devamlı sushi yerdik. Böyle onun suyu da güzel olurdu. Ekmeğimizi suyuna banardık. Çok bu güzel olurdu. Bu işte Özgaz'ın Sonic sesi. Evet. Aroma zamanı. Biliyorsunuz ben çok aroma içerim. Anne. Bu aroma işini de baba benden çarpmıştır. Ben çok daha önce bulmuşumdur. Bak kendini bilen insanı da seviyorum. Niye öyle yapıyorsun? Baba. 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 Bana şu hani şey görmüştün ya. Vatoğlu balığı, vatoğlu balığı. Biraz çok mutluyum. Portakal atalım. Biraz da lime'ımız var. Fava bak burada da lime yetişiyor. Bak bak. Bizim burada lime diyorlar. Sizin orada ne diyorlar bilmiyorum ama. Bak ben onu ne yapacağım. Oluşma avokado ekmek yapacağım. Şöyle bak, seksi olsun. Oh. Oh. Şimdi çalışmaya devam. Evet, pirinci de hazırlayalım. Pirinci böyle ısıtıyoruz. Tabi biraz düşük malzemeli bir sushi olacak çünkü bir çiğ balımız yok. Sebzeyle yapacağız efendim. Kırmızı biber, yeşil biber, salatalık, avokado ve ney? Avokado. Burada yoktur ki o, bakayım ama. Bu kullanabilir miyim be bunu? Evet, kullan. Dur, babanla ilgili bir şey değil o. Baba, bir şey söyleyebilir miyim? Ne var?
Şeridaryo İngilizce nasıl yazılır? Ya o ben... Pirinçleri böyle çok hafif tıkırlı bırakacak şekilde pişiriyorum. Sonra bunları böyle kevgirden geçiriyorum, yıkıyorum. Hem biraz soğutuyorum. Hem de fazla böyle lap olmasını engellemek için süzdürüyorum işte. Buraya alıyoruz böyle. Hafif tıkırlı. Ben böyle seviyorum. Çok lapa gibi değil. Şimdi bu pirincin üstüne birazcık şey dökeceğiz. Pirinç sirkesi. Biraz bu pirinç sirkesine tuz. Azıcık da şeker. Pirinç hazır. Bu da avokado bu arada. Avokadoyu, olgunlaşmış avokadoyu çatalla eziyoruz. Limon, tuz ve zeytinyağı ile birlikte bu şekilde böyle krema haline getiriyoruz. Sonra suşiye koyacağız. Maşallah bu sene Haziran'ın thunderstorm'u falan bitmedi. Gök gürültü yine. Bir takım yağışlar geçiyor gidiyor falan. Ama şöyle de güzel bir gökkuşağı çıktı. Şurada. Yani yarımdı, şimdi tamamlanmak üzere. Şöyle yayı tamamladı. Şurası oluşmuş, şurası eksik. Orası da gelecek. Şimdi kağıdı kalemi aldım elime. Bir hesap yapıyorum. 6 gündür denizdeyiz. Suyla ilgili bir hesap. Şimdi biliyorsunuz benim su saatini. O su saatine göre tam 6 gün oldu. Tamına. 275 litre su tüketmişiz. 275 litre su tüketmişiz. Bu da günde 45 litre yapar. Normaldeki tüketimimiz 80 ila 100 litre arasındaydı. İşte bulaşık yıka, el yıka, ne bileyim lavabo faaliyetleri, yüzdükten sonra çıkıp böyle biraz kafana su tut falan, elini melini yıka, bu tarz faaliyetler 80-100 litre arasındaydı iki yetişkin bir çocuk için. Ve biz bunu 45 litreye düşürdük. Bu da nasıl oldu? Tabii ki bu el pompası, el tulumbası sayesinde, hala tam bir isim koyamadım anasını satmak şeyine. İşte o alet sayesinde deniz suyunu kullandığımız için kesinlikle çok fazla su tasarruf ettik. Ve sadece iki sefer kıyıdan su aldım. O da bota 20 litrelik damacanalarımı koydum. İki tane damacana var yanımda. Onlara su doldurdum. 40'ar litre iki sefer kıyıdan bir yerlerden buldum, getirdim. 80 litre su koydum. 6. gündeyiz. Hala daha bir 24 saatlik falan suyumuz var. Dolayısıyla yaptığım güncellemeler çok çok iş gördü. Yani normalde 3 gün olan denizde kalma sürem şu yaptığım güncellemelerden sonra suyla ilgili, temiz su sistemiyle ilgili iki katına çıkmış durumda. Yani %30, %40 tasarruf bekliyordum temiz sudan. Ve bu neredeyse yani mevcut olan tüketimimi yarı yarıya düşürmüş oldu. Beklediğim bile ötesinde bir verim almış oldum. Bu da çok çok iyi bir şey. Evet, hava dağıldı. Fırtına mırtına da çok çıkmadı. Rüzgar bir arttı, kesildi, biraz çiseledi. Ve geçti gitti. Biz su işimize bakalım. Şimdi şöyle yosun kullanıyorsunuz bunun için. Böyle bir tane yaprak alıyorsunuz. Yani ben en azından nasıl yaptığımı göstereyim. Daha önce çok önceki bir videoda da yine göstermiştim. Yukarı gidiyor.
sonra için artık elinizde ne varsa, çiğ balık olur, canlı balık olur, ölmeye yüz tutmuş, yüzü toprağa bakan balık olur. Ne varsa. Önümüze biraz böyle kırmızı biber, charleston falan var. Bunun üzerine avokado ve veya labne ile çeşitlendireceğiz. Gençler, sushi oluyor. Sushi'yi fırına verdim. İşte beni ipleyen yok. Bu gemide beni kimse iplemiyor ya. Sonra da bunu böyle güzelce sarıyoruz. Şurada iyi sıkıştırırsanız bol olmaz. Şurayı da biraz ıslatıyorum. Kolay yapışsın diye. Böyle çok kuru kaldığı için birazcık da ıslatıyorum bu yosunu. Bunlar tamamen kendi keyfime göre yaptığım şeyler. Sushi böyle yapılır gibi hiçbir iddiam yok. Şöyle de kesiyoruz. Bıçak biraz keskin olacak. Benimki biraz kör olmuş. Hemen keskinleştirelim. Şöyle bir şeye benziyor. Sadece burada var rüzgar değil mi? Hı hı. Burada. Bu arkadaşlar çok güzel teriyaki sosla geliyoruz. Ben buna hastayım. Hemen testini yapıyoruz. Şöyle iyice buladık. Nefis. Geleneksel aile suşisi şenliklerini açıyorum. Düştü. Ben nasıl tutamazdım ben? Ne? Benim için dünyanın en zor işi bunu tutmak. Japon köklerimiz olduğunu düşünüyorum. Sürekli çalışıyordum. Ilgaz, yeni takıntın Sonic mi yavrum? Evet. Yeni takıntım Mario öyle eskiden. Tamam, ne oldu Mario'ya? Ne işte, boşuna aldık Mario'yu buraya, biliyor musun? Daha iki güne kadar demek ki biz 4-5 bin lira yatırım yapaydık, yanmıştık yani Nintendo Switch'e. Hadi alsaydık Nintendo Switch. Hey. Ama anne, az önce annem bir şey dedi, anne Mario oynayalım demiştim ben. Mario dersem aklıma, Nintendo Switch geldi ya Mario dersem aklıma bir şey var. Baba, bunu senin için yiyoruz. Ula hasta. Yok. Sushi'yi çok seviyorum. Yok, kamera çalışıyor. Çalışıyor muyum? Hey, kamera sen babamın babası mısın? Dede mi? Yörpel'den ayrıldık. Rotayı güneye çevirdik. Çınarcı'ya gidiyoruz. Çınarcık çok yıllar evvel gittiğim bir yer. Herhalde 4-5-6 yaşlarında falan orada pansiyonlar vardı. Hala var mıdır bilmiyorum. Pansiyona giderdik yazları. Daha sonrasında gitmiştim oldu ama çok kısa. O yüzden orayı bir ziyaret edeceğiz. Burada güzel plajlar falan olduğunu da biliyorum. Rüzgar çok kuvvetli değil. Zayıf. Yelken açtım. 3 knot'ta gidiyorum güneye doğru.
koyarız. Evet. Koyarız. Sonra onlar da yer. Hep oraya gelmek zorunda kalmazlar. Oraya bağlı oldukları için. Ama biz unutursak da onlar denize dalırlar. Evet. Bir de niye denizi kirletiyorlar Ilgaz ya? Plastik şişe falan atmışlar denize. Ne diyeceksin bu konuda? Buldum ne diyeceğimi. Buldun mu? Bu konuda bu çöpleri... Baba burada yeniden gidiyorum. Burayı ben diyebilir miyim? Hı hı, tabii. Zümür mü açacağız buraya? San Carlos, San Carlos, Rottaş. Çınarcığa geldik sayılır. Şöyle. Ortalıkta pek bir tekne falan gözükmüyor. Sakin görünüyor. Şurada bir plaj var. O plajın önüne demir atacağım. Orada biraz yüzeriz, belki kıyıya çıkarız. Ama buranın doğası falan çok güzeldir. Bu Armutlu Yarımadası. Gördüğünüz gibi tamamen ormanlarla kaplı. Çok güzel bir yer. Çınarcığa geldik. Biraz daha ilerisi gerçi burası. Teşviki oluyor. Öyle bir şey de olabilir. Bilenler biliyordur. Demirimizi attık tabii. İlk iş olarak kaptan cumburlop denize. Kaptan deniz adamı. Çok yandım çünkü. Rüzgar iyice kesildi. Sonra motor çalıştırdım ama çok hafif arka rüzgarda olduğu için sıfır rüzgar gibi teknede hissediliyor. Yandım. Çok fena. Hemen atladım. Şu kıyıda marketler falan da var. Biraz oradan alışverişe giderim birazdan. Güzel. Hava da güzel. Şimdilik çok bir dalga da yok. Alışverişe çıktım. Kıyıya. Atımı şuraya bağladım. Botumu. Atımı ve botumu. Şimdi bir şey alalım. Valla SD kartın hafızası doldu. Biraz da telefonla çekim yapıyorum. Şimdi yüzdük falan. Sonra tabii birazcık dalga çıktı. Dedik burada kalmayalım. Dalgada gece şimdi huzursuz olmayalım. Yalova'ya gitmeye karar verdim. Gece Yalova Set Turmarı'na da geçeceğiz. Hatta yarın da oradayız. Öbür gün çıkarız diye düşünüyoruz. Yarın gidecektik aslında ama o gün şimdi dalga çıkınca dedik şimdi gidelim. Dalga var ama yardırdım kafadan gidiyorum 5 knot'la. Açtım gazı gidiyorum. Çınarcık burası. Güzel bir gün batımı var. Sallantılı ama güzel bir seyir.